Bir dua edelim. Tanrı bize güç versin. Caner hadi bir dua et hepimiz için. Olur mu? Enerjimiz var mı bir vaaz duymak için? Yoksa... iyi mi? Evet. Roy, tabii sen gençsin. Sende olmayacak, bende mi olacak ama... Evet. Geri kalanımız nasıl, ne durumda? Şöyle bir ayağa kalkıp kan dolaşımımızı hızlandıralım mı? Gerek var mı böyle? Bir ayağa kalkalım. Bir hep beraber ayağa kalkalım. Bir hareket edelim. Yanındakine vurmadan... Yandakini yaralamadan... Sonra tövbeye ihtiyacımız olmasın. Kimseyi dövmeden kan dolaşımımız hızlansın. Tamam, evet. Şimdi daha iyi. Şimdi, evet. Ben bir keresinde diye başlayan hikayeleri çok severim. Ve size bir hikaye anlatacağım. Ben bir keresinde e Yalnız bugünkü vaazı biz beraber vereceğiz. Bu vaazda bir nokta gelecek ki ben de sizden bir keresinde başlayan bir dakikalık bir hikaye isteyeceğim. Ama şimdi sıra bende. Ben bir keresinde kilisedeki ilk haftalarımda bir sabah uyandım. Süre de tutmam lazım. Efendim? Evet bunu kullanmak isteriz. Bu lazım. Kilisedeki ilk zamanlarımda, ilk haftalarımda bir sabah bir kalktım, ateşim var, 40 derece yataktan kalkamıyorum. Dedim ki kiliseye gitmeyeyim ne olacak, hasta hasta kiliseye mi gideceğiz diye. İçimden bir ses kalk, kalk git diyor. Kalkacak halim yok. Dedim ki ya bu Tanrı mı acaba? Yeni öğreniyorum ilk birkaç hafta. Kalk kalk git git git. Dedim ki bak Rab, bu sensen sen ben yataktan kalkarım ama üstümü giyecek gücüm yok. Onda sen bir şey yapman lazım. Gerçekten kalktım. Bir güç geldi. Üstümü de giydim. Sonra ses diyor ki git kiliseye git. Dedim ki Rab bak ben kapıya kadar inerim. Gerisine gücüm yok. Sen bir şey yapman lazım. Gerçekten kapıya indim. Tanrı git verdi. Kiliseye gittim. Kilisede o zaman iki tane tapınma lideri vardı. Biri piyano çalıyordu, biri vokal söylüyordu. Ben kiliseden içeri girdim. Bir kardeş geldi dedi ki Vahan seni bekliyorduk biz. Gel buraya. Nereye? Beni piyanonun yanına götürüyor o zaman. Dedim niye? Dedi ki iki tapınma liderimiz de hasta. Gelemediler. Biz duyduk sen ork çalıyormuşsun piyano. Bunun başına oturup çalman lazım. Şimdi bakın ben nota okuyamıyorum. 20 yaşındayım. Nota bilmiyorum. Kilisede herhangi bir ilahiyi ikinci defa duymamışım. Toplamda belki 5 kilise servisine gitmişim. Hiç bir ilahi de bilmiyorum. Ve ayakta duramıyorum. Ne olur? Ne olur? Şöyle dedim. Dedim ki Rab, ben bunun başına otururum ama geri kalanını bilmiyorum. Sen bir şey yapman lazım. Kadına da dedim ki şarkıları bilmiyorum. Ne yapacağız? Dedi ki ben sana mırıldanırım. <laughs> ben böyle oturdum. Hatta baba senin sevgini de çaldık o zaman. O bana mırıldandı. na 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 na, 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 na. na, 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 na. <laughs> Ve o gün kör topal benim ilk tapınma hizmetim böyle başladı. Bu yüzden ben, evet süreye sadık kaldım iki dakika. Bu yüzden ben bir keresinde diye başlayan hikayeleri çok severim. Ama neden anlattım bunu? Biz kaç haftadır çok zor şeylerle ilgili konuşuyoruz. Bağışlamak, affetmek, öfkelenmemek, işte yumuşak huylu olmak bunlar gerçekten çok zor şeyler duyduk. Ama bunları nasıl gerçekleştireceğiz? Bütün bunları gerçekten nasıl yapabiliriz? Bugünkü bu vaaz zamanımda size çok güçlü bir pratik bir yöntem vermek istiyorum. Ve bu yöntem için bu bir keresinde diye başlayan hikayeler çok önemli. Bir keresinde çünkü bizim geçmişimizi anlatır. Yolculukta geçmiş önemlidir. Bir de ne önemlidir biliyor musunuz? Bir de yarın ben bir gün diye başlayan hayalleri de ben çok severim. Mesela ilk benim kızım doğduğunda Eliona'yı kucağıma getirdiklerinde korktum, alamadım. Çok korktum. Hemşire getirdi böyle odaya. korktum. İçim titredi onu böyle kucağıma böyle bıraktı. Böyle hareket etmeye bile korkuyordum düşecek diye böyle. Ama ilk eve geldiğimizde ara ara uyuduklarında ona bakıp hayaller kurmaya başladım. Ben bir gün kızımla kahve içmeye çıkacağım. Ben bir gün kızımla maça gideceğim. Gittik de bir gün benim kızım büyüyecek diye. Bu yüzden yolculukta bir keresinde diye başlayan hikayeler ve bir gün diye başlayan hikayeler benim için özeldir. Biz bu kadar zor şeyleri duyduk, bu kadar zor şeylerle de baş ediyoruz. Hayatımızda pek çok zorluk da var. Ama bu zorlukta bunlarla nasıl baş edebiliriz biliyor musun? Bizim geçmişimize bakarak. Aslında bizim yolculuğumuz şuna benzer. Tekneleri kıyıya nasıl bağlarlar biliyor musunuz? İki dubaya bağlarlar. En sağlam odur. Bir balıkçı teknesi gelir. Önce kıyıdan kıç tarafını diyeceğim ayıp olacak ama denizcilikte kullanılan kavram budur. Kıç tarafı. Karaya bağlarlar. Ve burnunu da başka bir dubaya bağlarlar. Yani bir tarafı bir yana bağlı, bir tarafı bir yana bağlı. Bizim yolculuğumuz da öyledir. Bizim bir yanımız geçmişe bağlıdır, bir yanımız yarına bağlıdır ve biz ortadayızdır ve şey, eğer gerçekten iki tarafa da iyi tutunuyorsak, rüzgar estiğinde, fırtına estiğinde, biz sağa sola ileri gitsek de bu geçmişimizde ve gelecekte duran hikaye bizi yerinde tutacaktır. Arada kayabiliriz böyle ama sonra onlar bizi geri çekecektir çünkü iki taraftan da bağlıyız ve işin aslı bizim bir geçmiş hikayemiz de var. Bizim bir yarın hikayemiz de var. Biz dünü biliyoruz, yarını da biliyoruz. Ama bunu kutsal kitaptan ilginç bir bölümle size anlatmak istiyorum. Yeşu bölümünde yani bu İsrail halkı Mısır'dan çıktığı zaman ama onların liderliğini artık Musa'nın yardımcısı Yeşu aldık, aldığında onlar Şeria Irmağı'nın, o halk Şeria Irmağı'nın karşısında kaldılar. Burada bir ırmak var. Su var, akıyor burada böyle ve onlar karşıya geçmeleri lazım. Ama geçemiyorlar çünkü su var ve Tanrı diyor ki suya adım atın ve onlar antlaşma sandığıyla beraber suya doğru adım atıyorlar. Ayaklar suya geliyor ve o sırada su açılıyor. Sağda solda birikmeye başlıyor. Tıpkı Kızıldeniz'deki hikaye gibi. Ama onlar karşıya geçerken Rab bir şey söylüyor. Diyor ki, yerden taşlar alın. Ne yapacağız taşları? Siz alın yerden taşları ve birlikte götürün. Ve sonra bu taşlarla ilgili bak ne söylüyor açalım. Diyor ki, bunlar sizin için bir anı olacak. Çocuklarınız ileride bu taşların sizin için anlamı ne diye sorduklarında onlara diyeceksiniz ki Şeria ırmağının suları Rabbin anlaşma sandığının önünde kesildi. Antlaşma sandığı ırmaktan geçerken akan sular durdu. Bu taşlar sonsuza dek İsrail halkı için bu olayın anısı olacak. Anılar Tanrı ile ilgili yolculuğumuzda çok değerlidir. Çünkü biz çok zaman hayal kırıklığına uğrarız. Bir sürü şey konuştuk, sevgi, yumuşak uyluluk, hiç bunları yapamayacakmışız gibi hissettiğiniz oldu mu? Konuşuyoruz ama sanki ben hiç yapamayacağım bunları. Ne yapsam olmuyor. Suna yakının bir şiiri var ona benzetirim ben kendi düşüncelerimi der ki iki rayı gibiyiz bir tren yolunun yakın olması neyi değiştirir son istasyonu. Yani son günler belki yakın ama sanki ben hiç beceremeyeceğim bu işi. Sanki hiç Tanrı'yı hoşnut edemeyecek biri olacakmışım gibi hissiyata kapılırım bazen. İşte aynı bu şiirde söylediği gibi. Ama sonra Tanrı bana bir şey yapar. Düşüncelerimle oynar. Yüreğime dokunur ve değiştirir. Bugün biz de biraz böyle yapacağız. İsa'nın öğrencileri en zor zamanlarda hatta bağışlamakla ilgili zorluk yaşadıklarında bile İsa'ya ne dediler biliyor musunuz? İmanımı arttır. Bak, bilgimi arttır değil, teolojimi arttır değil. Şunu Bugün bu çağın hastası ne biliyor musun? Maalesef çoğumuz şişmanlıyoruz, çok şişmanlıyoruz. Öğrenmek istiyoruz, öğrenmek istiyoruz, öğrenmek istiyoruz. Ama spor gibi yiyoruz, yiyoruz. Ama harcamazsak, pratik etmezsek, egzersiz yapmayınca ne oluyor? Şişiyor böyle benim gibi göbek sahibi oluyoruz. İmanda da. Artık hareket edemez hale geliyoruz. Sonra diyoruz ki daha çok yemek istiyorum. Bir hamburger daha, biraz teoloji daha, biraz eski atlasmadan, biraz kurtum daha çok yiyorum, şişiyorum ama pratik etmediğim için öğrendiklerimi, onları hazmedemediğim için daha çok şişiyorum. Fark ettiniz mi? Daha çok öğrenmek istiyoruz. Ama ihtiyacımız olan daha çok öğrenmek değil. Öğrendiklerimizi daha çok yapmak. O zaman egzersiz o zaman aslında gelişip ve güçleniyoruz ve ilk adım ne diyor öğrenciler? İmanımızı geliştir. Demek ki imanımızın büyümeye ihtiyacı var. İman nedir? İbraniler en güzel anlatan yer bence. Tabi başka fikirleriniz olabilir. Sonra yazarsınız bana. İman görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Peki her şeyin göründüğü bir dünyada biz görünmeyen bir şeye nasıl inanabiliriz? Çünkü artık her şey görünüyor. Her şey önümüzde. Televizyon önümüzde, Netflix önümüzde, telefonlar desen zaten önümüzde çıkamıyoruz. Güzel bir laf var. Geçenlerde gördüm. Şey diyordu. Eskiden insanların telefonları vardı. Bugün telefonların insanları var. Yılmaz Erdoğan söylüyor bunu. Her şeyin bu kadar göründüğü bir yerde biz görünmeyen şeye inanmak konusunda imanımızı nasıl geliştirebiliriz? Nasıl görebiliriz görünmeyen şeyleri? İşte ben size söyleyeyim. Görünmeyen imanı nasıl görebiliriz? Ana taşlarıyla. Yöntemlerden bir tanesi bu. Çünkü Tanrı şeriye ırmağını açtı buradan bir taş alın dedi. Sonra bu taşı diyelim buraya koyun dedi. Bundan sonra benim Buraya her baktığınızda, bu taşları her gördüğünüzde benim o gün yaptığım işi anımsayacaksınız dedi. Çocuklarınız bile bu taşı sorduğunda benim o gün yaptığım işi anımsayacaksınız dedi. Anılar, hatıralar gerçek kadar güçlüdür kardeşler. Bu yüzden Tanrı anı taşlarını iman yaşamına getirdi, görünmeyen imanımızı güçlendirmek için önemli bir yol. Çünkü zorluk var, düşüncemizi değiştiriyor Tanrı. İlginç bir, bir şey fark ettim bu vaazla ilgili çalışırken, hazırlanırken. Biliyorsunuz yani İslam bu topraklarda baskın inançtır, çoğu zaman sorduğumuz zaman hayat nedir diye Hayat bir sınavdır derler. Biz bir sınavın içinden geçiyoruz derler. Ama bir Mesih'in öğrencisi için hayat bir sınavdan ibaret değildir. Hayat bir büyüme, Mesih'e benzeme yolculuğudur. Ama arada, geçen hafta konuştuk, denenmeler de vardır. Denenmeler sınavlardır. Arada sınavlar olur. Benim çocuklarım sınavları hiç sevmiyorlar. Benim de en sevdiğim şeyler değildi sınavlar işin açıkçası. Öğretmenler var aramızda kusuruma bakmayın ama. Öğretmenler ama öğretmenler de mi sevmiyor? İyi ki söyledin. <laughs> evet. Ama işin aslı sınavların başarılı bir tarafı vardır. Sınava sınav zamanında çalışılmaz. Sınavdan önce çalışmalısın denenmelere de biz denenme anında ah gene yapamadım gene olmadı gene etmedi çünkü denenmeye denenme zamanında çalışılmaz denenme olmadığı zamanda denenmeye hazırlanır sınava sınav günü değil sınavdan önce sınav olmayan diğer günlerde çalışıyoruz hazırlanıyoruz sınav olmayan sonra sınav geldiğinde sınav iki şey yapıyor bir bizi dinç tutuyor, hazır tutuyor. İki, nerede olduğumuzu gösteriyor. 45, 44'ten 45 vardı bizde. 44, 44 alırdın, kalırdın, 45'te geçerdin. Ucu ucuna, vasat not. Benim hep notlarım, evet. Oraya zaman zaman erişirdi. Çoğu zaman altında kalırdı. O zaman sınavlar yani denenmeler, geçen hafta konuştuk Yakup mektubunda. Denenmelerden nefret etmemize gerek yok kardeşler. Denenmeye denenmeden önce hazırlanırsak, denenme zamanı bizim için daha iyi geçer. İkincisi, denenmeler bize ruhsal olarak nerede olduğumuzu gösterir. Denenmelere nasıl iyi hazırlanabiliriz? Anı taşları bunun için iyi bir araç olabilir başka araçlar da var. Tanrı'nın sizin hayatınızda daha önce yaptıkları, Tanrı'nın başkalarının hayatında yaptıkları. O yüzden bu açık zamanda çalıştıklarınız çok önemli. Ama neden önemli? Maç günü maça hazırlanılmaz. Sporcuysan hafta içi antrenmanlarını maç yokken yaparsın, çalışırsın, uğraşırsın. Maç günü geldiğinde maç daha zor sahada düşman da var artık. Ama hafta içi antrenman öne maçta uygularsın. Tapınmacılarımız ben tapınma hizmeti de parçasıyken hala da bir parçasıyım. Ama bana benim öğrendiğim ve benim de mümkün olduğu kadar kardeşlerimi teşvik ettiğim şeyler. Eğer sen tapınmanın olmadığı zamanda tapınıyorsan tapınma günü geldiğinde hazırsın demektir. Kutsal kitap, müjdeyi paylaşmaya o gün gelmeden kendi başına okuyorsan, çalışıyorsan, düşünüyorsan o gün geldiğinde hiç korkma. Bu da bu da ne demek? Kriz zamanlarındaki dışındaki günler iyi fırsatlardır. Savaş kötülüğün o kadar etrafında olmadığı günler iyi fırsatlardır. Denenmenin olmadığı günler denenmelere hazırlanmak için iyi fırsattır. Karı kocalar için söylüyorum. Tartışmadığınız günler tartışmalara hazırlanmak iyi fırsattır. O zaman bunlar değerlidir. O zaman Tanrı bunlarla ne yapıyor? Düşüncelerimizi değiştiriyor. Filipeliler 4-8'de anlatıyor. Sonuç olarak kardeşlerim gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa onu düşünün. Kusa kitap düşüncelerimize çok önem verir. Ve genellikle hafta içi Genellikle gündüz her boş kaldığımız zamanda düşüncelerimizi çöple dolduracak o kadar çok şey var ki. İntikam filmleri, intikam dizileri, böyle adı psikolog diye, psikolog diye isim yazmış, abuk subuk sakın insanları affetmeyin, affettikçe şöyle yapacak falan. O kadar çöp öğreti etrafımızda ki, motivasyon konuşmacaları, işte eşim böyle mi yaptı, boşa, şu boşanma tavsiyeleri basitçe böyle bu o kadar etrafımızdaki bunlar. Düşüncelerimizi gerçekten Tanrı'nın düşüncelerinde tutmaya ihtiyacımız var. Denenme daha gelmeden, denenme anında değil, denenme geldiğinde patlıyor büyük patlama. Düşüyoruz falan o değil. Denenme olmadığı günler, daha sakin günlerde Buna karşı bir direniş daha var. O da hayat artık çok hızlı. Her şey hızlı. Her şey koşarak. Metroya koştum, arabaya koştum, uçağa koştum, indim, saati başladı bu. Ama ben mesela ağır çekim videoları çok seviyorum. Bir deniz dalgasının yavaş yavaş böyle kıyıya vurması. Ve biz zaman zaman yavaşlamamız gerekiyor kardeşler. Herkesin böyle sessiz zaman sabahları kahvemi demledim. Kokuyla işe gitmeden. Herkesin böyle zamanı olmayabilir ama vapura bindin mesela. Ne düşünüyorsun vapurda? Ne dinliyorsun? 25 dakika yolumuz var mesela. Ben orta 2'deyken, yani orta iki, orta 3, orta bir vapura binerdim. Üst katta soğukta ben de gerçi Aziz Nesin okurdum. E o gidene kadar her gün 25 dakika her gün başka yazarlar da vardı. Okuduğum ve şimdi anlıyorum aslında kişinin bu yolculuk fırsatları, arabayla giderken podcast mı? Bunlar güzel fırsatlar yavaşlamak için yalnız kaldığında. Ve çoğumuzun hayatında böyle fırsatlar olacaktır, yaratacaktır. Ve sorun o fırsat geldiğinde denenme daha gelmeden ne düşünüyorsun? Düşüncelerinde ne var? Sigmund Freud... Biz bunu söyledik daha önce. Dedi ki, kızgınlığında ağzından çıkan şeyler için benden özür dileme. Çünkü sen o söylediklerini kızgınken değil, sakinken düşündün. Sadece öfkeli değildin ve kontrol edebiliyordun onları. Ama kızdığında kontrol edemez hale geldi ve dışarı çıktı ve Kusa Kitap'ta da benzer bir şey var. Diyor ki ağızdan çıkan yürekten taşandır. Sorun denenme anında olan şey değil, denenme olmadığı anda yüreğimizin neyle dolu olduğudur. Ve bizim düşüncelerimizi doğru şekilde yönetme sorumluluğumuz var bugün. Bunu yapmak zorundayız. Bu yüzden anı taşları önemlidir. Gemi demiri, imanın gemi demiri gibidir ve zaten öyle bahsediyor gemi demiri. Gemi demiri nasıl çalışır biliyor musunuz? Denizi var mı aramızda? Tamam. Gemiden demirler atılır ya böyle kanca, çapa. Çapa denize düşer. Gemiyi tutan çapa değildir. Biliyor musunuz? Biz hep şey düşünürüz filmlerde. Çapa böyle kaya, kayaya takılır, gemiyi tutar. Öyle olmaz. Çapa sadece zinciri indirir. Asıl zincir o kadar ağırdır ki gemiyi tutan zincirin ağırlığıdır. Çapa hiçbir yere takılmaz. Bunun gibi kardeşler anı taşları da bunun gibidir. Anı taşları bizi imanımızı sıkı tutmaz ama anı taşları bize o anları getirir. Hatıraları getirir. Zinciri getirir ve onlar bize Tanrı'nın iyiliğini hatırlatır. Ben bir keresinde vapurdan dönerken, herhalde 2009 yılıydı. Söyledim size ben bir keresinde başlayan hikayeleri çok severim diye. Vapurdan dönüyordum, canım çok sıkkındı. Bir cumartesi günü, saat iki buçuk üç gibi. İşim çok kötü gidiyordu, ile nişanlıydık. İşte aramızda naneydi, zor bir gündü, ödemeler vardı, her şey vardı. Vapurda diyordum ki, Tanrım beni görüyor musun ya? Haberin var mı? Bak şu an öğüt istemiyorum, ayet istemiyorum, hiç kimseyi görmek istemiyorum. Sakın vapurda bir tanıdık da denk gelmesin beni teşvik edecek, İstemiyorum hiç kimseyi. Sadece beni görüyor musun? Haberin var mı? Ben ne yaşıyorum şu anda? Hiç böyle seslendiğiniz oldu mu? Yok mu kim? Kimse mi yok? Bir ben miyim böyle? Var mı? <laughs> var tabii. Kimseyi görmek istemiyorum gerçekten. Teşvik etsin falan. Haberin var mı? Ben ne yaşıyorum? Vapurdan indim böyle minibüs duraklarına doğru yürüyorum. Kızgınım cumartesi günü. Önümde var 200 kişi, arkamda var 200 kişi. Yürürken gözümden bir ışık vurdu gözüme böyle. Birden bir şey böyle yerden. Diyordum ki beni görüyor musun? Yerde bir şey vardı aldım yerden. Şunu. Altın bir çarmı yerde duruyordu o gün. Şimdi bana söyleyin Kadıköy Cumartesi kalabalığında beni görüyor musun Tanrı diye dua eden bir adamın önünde 200 kişi arkasında 300 kişi varken altın bir haç bulma olasılığı nedir? Efendim? Evet. Ve ben o kaldırımın keşesine oturdum, başımı böyle ellerimin arasına aldım. Dedim ki tamam, sen beni görüyorsun. Ben bir keresinde diye başlayan hikayeler çok özeldir bizim hayatımızda. Ve ben bunu bir yere kaldırırsam bunu unutur giderim. Zaten şeytanın amacı bunu bana unutturmak, hatırlatmamak. Ama bu benim anma taşım. Başka da var. Bir sürü. Evimde de var. Çapa gibi bunun kendisinde bir şey yok. Ama bunun getirdiği zincir bunun getirdiği zincir. O büyük hikaye ve işte Kutsal kitapta Tanrı adamları böyle dediler. Mezmur 77:11. Rabbin işlerini anımsayacağım. Evet, senin eski harikalarını anımsayacağım. Tanrı'nın işlerini hatırlamak, anımsamak. Hatırlayın. Şeytanın en büyük tuzağı bize hep kötü anıları hatırlatır. Geçmişimizle ilgili. Başka bir şey ben babam öldüğünde ne fark ettim biliyor musunuz? Babamla ilgili neredeyse sadece iyi anılarımı hatırladığımı fark ettim. O yaşarken öyle değildi ama. Kızıyordum ona. Babamı tanıyanlar var sizin aranızda. Babamla gençliğimde ile iman da etmeden iyi kavga ederdik. Babam ölünce geriye hep iyi anılarım kaldı. Keşke o iyi anıları söyleseymişim ona dedim ki şeytanın oyunuymuş hep kötü anıları hatırlatmak ve yüzüne vurmak. Bugün babamı görsem bütün o güzel anılarımı yüzüne söylerim. Ve bazen biz yaşayanlar olarak bu hataya düşüyoruz. Hem Tanrı'yla hem sevdiklerimizle ilgili kötü, hoşumuza gitmeyen şeyleri konuşmayı seviyoruz. Oysa iyi olan çoğu şeyi unutuyoruz. Şeytan unutturuyor bize. En son ne zaman gidip sevdiğiniz birine ya seninle geçirdiğimiz bu zaman ne kadar güzeldi. Beni buraya götürdün ne güzeldi. Bu aldın benim yüreğime dokundu. Ne zaman dediniz? Çünkü unutturuluyoruz. Kötü şeyler ama bir gün ölünce o zaman söylemek istiyoruz. Çünkü gerçeği görüyoruz olduğu gibi. Şeytanın oyunu da bu. Tanrının yaptığı iyi şeyleri unutturmak. Dünya bize diyor ki karpe diem. Anı yaşa. Nasıl yaşayayım? Anı yaşayınca olmuyor. Benim bir geçmişim var. Bir sürü anı taşlarım var. Bir de geleceğim var. Onu da konuşacağız. Öyle bunlardan bağımsız anı yaşayamayız biz. Tehlikelidir kardeşler. Yani bu hayat bir sınav değil, bir yolculuk. İçerisinde pek çok anma taşı var. Sınavlar da var ama. İnanmıyor musunuz bana? Ha deneyelim. Kim anlatacak? İki dakikalık bir keresinde diye başlayan bir hikaye Tanrı ile ilgili. Hadi bakalım. Özge gel. Süre, şey özür dilerim şey yapıyorum. Süreyi aşınca durdurmak durumundayım. Çünkü şey seninle ilgili değil yani. Hep iki dakika. Evet. Bir keresinde. Açık mı mikrofon? Evet. Bir keresinde. Evet. Geliyor mu? Tamam. Ee, bir keresinde e, hah geldi. Şey e, Rays abla ve Juliet ablaları dua etmeye gidiyordum. E, ve yol boyunca giderken baya bir e, Tanrı'ya ihtiyaçlarımı söylüyordum ve aynı şekilde lütfen Rabbim beni görüyor musun? Sana çok ihtiyacım var derken yolda bir ağaç Dalı buldum ve çarmış şeklindeydi. Ondan sonra onu aldım ve ablalara gittim ve o da benim bir amma taşım olarak hala ayıtıyor. Ya, dalıyor. Amin. Teşekkürler. Çok güzeldi Özge. Bizim hayatımızda ben bir keresinde diye başlayan hikayeler çok özeldir. Başka türlü başlatabilirsiniz. Edebiyatçılar var aramızda ama başka var mı ben bir keresinde diye başlayacak? Var canersen el, el gel. Yok Yok. De ya gel kardeş görelim yüzünü görelim. Ee, bir keresinde e, akciğer bölgemde 15 santim timör vardı. E, hastanede hazır ol 2 yıl hastanedesin işte kemoterapi alacaksın. Bu uzun bir süreç dediler. Ama dualarla birlikte 4 ayda geçmişti. Ya, ya. amin. Başka? Ben bir keresinde Tunay kardeş. Evet. Ben bir keresinde evde çok büyük bir kavga etmiştik beraber. Oradan çıktım. O zamanlar daha iman etmiyordum. Buradan geçerken buraya gördüm kiliseyi. Kapıda da vaham beyi gördüm. Bir arkadaş vardı. Hatta beni içeri şey davet etti. Buyurun gelin dedi. Geldim. Buradaki tartıştan konu geçmişe barışmakla alakalıydı. Eve gittim ve kendisine özür diledim. Çok güzel. Kardeşler kutsal kitapta bu anıları hatırlamayla ilgili pek çok yer var. İnsanlar gezdikleri yerlere isimler veriyorlar. Tanrı burada bunu yaptı diye oraya bir isim veriyorlar. Hatırlamak için orayı. Mesela Samuel'de var. O yerin adını Eben Ezer koydu. Çünkü Rab buraya kadar bize yardım etti dedi. Bunun gibi pek çok şey var. Tanrı'nın yaptıklarını isimlendiriyorlar. Tanrı'ya isim veriyorlar. Ya ve Yire diyorlar. Ya ve Rafa diyorlar. Pek çok ismi var Rabbin. Yani anıları Tanrı'nın yaptıkları anıları isimlendiriyorlar. Hatıralar Mesela bağışlamakla ilgili bir örnek vereyim mi size? Bu fizyolojik olarak kanıtlanmış bilimsel bir deneydir. Çok acı bir travma yaşayan kişi bedeninin gösterdiği fiziksel reaksiyonları aynı acı travmayı aradan yıllar geçti, 10 yıl geçmiş anlatırken fizyolojik olarak tamamen aynı tepkiyi veriyor. Vücut aynı şeyi yaşıyor. Hatıralar bu kadar güçlüdür. Aynı şeyi yaşar insan hatırladıkça. Bu yüzden bağışlamak değerli. Çünkü bağışlamamak, aynı acıyı tekrar 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 yaşamaktır. Gün boyu tek başına bak gördün mü bana öyle yaptı, bak gördün mü öyle yaptı, öyle yaptı, öyle yaptı. Ondan sonra patlama anı gelince de patlıyor. Çünkü sen tekrar o acıyı yaşıyorsun. Hatıralar o kadar güçlü. Biliyor musunuz bir gün bir televizyon programındaydık. Bir kişi şöyle bir soru sormuştu, ben hatırlıyorum. Dedi ki, Peki dedi ya dedi bir gün hiç aslında İsa Mesih diye birinin hiç yaşamadığını öğrenirsen ya cennet cehennem yoksa o zaman ne yapardın dedi. Benim için cevap zor değildi aslında. Şöyle dedim. Tanrı bana bu dünyada o kadar güzel bir umut verdi ki sevdiklerimi yeniden göreceğimin umudu, benimle olduğunu hissettirdi. Yalnız olmadığımı hissettirdi. Zaman zaman yüzünü çevirse de elinin o kadar sevildiğimi hissettirdi ki eğer bir gün bunların hiçbiri yoksa gene de fark etmez. Hatıraları yeter. Anıları yeter. Şarkısı var onun. Değil mi? Senden bir hatıra bana bu şarkı bir gün gitsen bile kimse bilmiyor mu bunu hatıran yeter unutmak mümkün mü böyle bir aşkı gün gitsen bile hatıran yeter hatıran yeter hatıran yeter bir gün gitsen bile Hatıran yeter, hatıran yeter. Devamı nasıldı? Bilinmez neleri getirir zaman, değil mi? benzemiyor mu bizim hikayemize? Bilinmez neleri götürür zaman, aşk bir hatıradır, maziden kalan. Bir gün gitsen bile, Hatıran yeter, hatıran yeter, hatıran yeter. Tanrı bize o kadar çok hatıralar verdi ki işte Davut, Rab ondan yüzünü gizlediği zamanlarda bu yüzden dönüp yaptıklarını anacağım diyordu. Hatıralar o kadar güçlüydü. Bu yüzden bizim için anı taşları değerlidir. Ve bu anı taşlarını gördüğünüz yerlere koyun. Diğer bir hatırlamamız gerçek. Ben bir gün diye başlayacağımız hayaller olmalıdır. Bir imanlının. Ben bir gün. Ben mesela ben başlayayım. Ben bir gün onun yüzünü göreceğim. Siz? Siz? Başka bir şey yok mu? Herkes yüzünü görecek mi? <laughs> Amin. Olur. Başka? Kim dedi onu? Yaşı... Haygan abla. Aynı masada. Sen bir gün aynı masada oturacaksın. Başka? Bilindiğimiz gibi bileceğiz. Doğru. Çok güzel. Harika. Başka? Ben bir gün... Başka? Bir gün Gözyaşlarımı elleriyle silecek. Başka? Hiç acı ve ağlayış olmayacak. Evet. Sen bir gün ona kavuşacaksın. Elyon'a bir gün evimizde ölmüş balığını görecek. Cennette hayvan olacak kardeşler. Kimi olmayacak falan diyor ama olacak inanmayın. Orada şaşırmayın boşuna sonra. Bunun ne işi var burada demeyin. Meleklerle beraber söyleyeceğiz bir gün. Evet. Akorları biliyorlar mıdır melekler o zaman acaba? Başka, he? Fazla mı? başka ben bir gün Bunun bir boyutu daha var. Rabbin öğrettiği duada şeyi çok seviyorum ben. Onun başlangıcı. Ne diyor? Göklerdeki Hı? Şimdi bu sıkıntılı bir cümle şöyle sıkıntılı. Göklerdeki babam demeyi tercih ederdim. Ama babamız. Şimdi bizim evde bizim iki çocuğumuz var biliyorsunuz. Biri birine vurunca babalar kızıyor. Çünkü ikisi de benim. Sen kardeşine öyle yapamazsın. İkisi de benim. Belki başkasının çocuğuna vurursa. <laughs> öyle değil. Ama iki kardeş birbiriyle itişince, acıtınca kim haklı kim haksız fark etmez. Anne baba hemen karışır olaya. Çünkü ikisinin de babası izin vermez. Şimdi ben ey göklerdeki babamız derken diyorum ki o baba Nilüfer'in de babası. Emilya'nın da babası, Fidan'ın da babası, onun da onun da babası, bunun da babası, haliyle ben onu acıtırken ...onun babasını kızdırabilirim. Çünkü benim babam onun da babası. Bu çağ şeyi öğretiyor. Sen Tanrı'yla kişisel ilişki. Sen Tanrı... Yok, biz Tanrı'yla. Ben ona o lafı söylediğimde... ...onun babasını kızdırıp ayağa kaldırabilirim bir gün. Bunun bilincinde. O zaman... ...biz bir gün... Tanrı'yla yüz yüze geleceğiz. Biz bir gün, bugün zorlandığımız günahtan kurtulacağız. Biz bir gün onun hazırladığı yere gideceğiz. Buna ben gelecekten hatıralar diyorum. Gelecekten hatıralar. Ben bir gün babamı göreceğim mesela. Çünkü Mesih'e iman etmişti. Bütün sevdiklerim iman etsin istiyorum. Bir gün hepsini görmek için. Siz de. Demek ki kardeşler biz geçmişle gelecek arasına sıkışmış bugünlük. Ama geldiği yeri de bilen, gittiği yeri de bilen birer kişiyiz. Bu hikayenin başını da biliyoruz. Sonunu da biliyoruz. O zaman benim bir tarafımda buraya tutunursam eğer geçmiş anı taşlarıma bir tarafımda da sen bir gel yanıma kalk bir bir tarafımda da eğer gelecek beni tutuyorsa bazen oynayabilirim böyle ama gördüğünüz gibi çok hareket edemiyorum kardeşler. Bunun için bu iki şeyi iyi hatırlayın. Tanrının yaptıklarını geçmişte teşekkür ederim ve Tanrının yapacaklarını. Ve her denenmeye yaklaşırken bunu lütfen hatırlayın. Tanrı neler yaptı? Neden önemli? Bakın Rab'bin duasında ne diyor? Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla. O bağışladı. Biz de onun gibi onun yaptıklarını anımsıyoruz. Sonra yarına bakıyoruz. Ben bir gün işte bütün bu konuştuklarımızı yapmak bunlarla daha büyük. Bu sözler hepimizin imanını büyütsün. Bir şarkı var. Elyon'a küçükken çok söylüyorduk. Şöyle gidiyordu. Rab, idir, Rab, idir, Rab iyidir. Baze, Rab iyidir. Rab bazen. Rab rapidir. Rapidir. İdird bana. Evet, bize. O zaman bir ev ödevi. Ev ödevlerini ben de sevmem yani ama dileyenler için bu hafta sizden bir sayfalık bir yazı yazmanızı istiyorum. İki para, üç, üç bölümden. Bir, ben bir keresinde diye başlayan bir hikaye istiyorum. Ben bir keresinde diye başlayan bir hikaye. Tanrı ile ilgili. İki, ben bir gün ile başlayan bir bölüm. Ben bir gün. İlk bölüm neydi? Ben bir keresinde. ikincisi ben bir gün diye başlayan ve üçüncüsü, Rab bugün bana diye başlayan. Bugün bana yardım et olabilir, bugün bana hikmet ver olabilir, bugün bana güçlendir olabilir. Bugün bana. Ne? Yap nasıl yapacakmışız Nilüfer? Üç paragraf. Üç paragraf. Evet. 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 Rab bir, gün. Rab bir gün. Evet. Rab bugün bana. Eğer dilerseniz bu yazdıklarınızı bana gönderebilirsiniz. Not vermeyeceğim ama hepsini okuyacağıma söz veriyorum. Bana göndermek isterseniz sesli mesaj olarak da gönderebilirsiniz. Ama Tanrı'nın bu yolla sizin yüreklerinizde çalışacağına inanıyorum. Dua edelim mi? Emilia dua etsin hepimiz için. Amin. Evet. Bugünlük bu salondaki toplantımız bu kadar. Toplantımız aşağı salonda ikram zamanında devam ediyor. Rab her birinizi bolca bereketlesin. İyi haftalar diliyorum. Rab sizinle olsun. Aşağıda görüşürüz.